Ben 1951 Yugoslavya doğumluyum, eski Yugoslavya. 59'da da Türkiye'ye gelmeyim. Evliyim, iki çocuğum var. Tekstille ilgileniyorum. Sporla çok ilgilenmişimdir. Esnafım, ticaret yaptım, ihracat yaptım. Şu anda da esnaflık yapıyorum, atölyecilik yapıyorum. Zeytinburnu çocuğuyum. Yugoslavya'dan geldiğimizde kısa bir dönem bir yerde kaldık. Sonra Zeytinburnu bu Yeşiltepe'ye geldi. 1961 senesinde geldik. O zamandan beri ben Zeytinburnu'nda iştigal ediyorum. Zeytinburnu'nun sahibi sayıyorum kendimi ve onu bana sahip kabul ediyorum. Zeytinburnu bana göre ulaşım açısından, ulaşım rahatlığı açısından her yere yakın. Temizlik hizmetleri çok fevkalade. Okullarımız zaten geziyorum, görüyorum. Yolları da görüyorum. Ve daha iyi olacağımızda da kesinlikle kanaatkarım. Çünkü Ömer Arasoy gibi başkanımız var bizim. Ömer Arasoy'un ben gördüğüm bir şey var. Onu zaten methetmek gibi değil. Herkes zaten takdir ediyor. Halkın içinde, sürekli içinde, gece 12'de içinde, sabah 5'te bile içinde spor yaparken görüyorsunuz 6'da 7. Gece de ben onunla sahura programa gitmişimdir. Gece namazlarına gitmişimdir, sabah namazlarına gitmişimdir, parkta gezmişimdir, sahada görüyorum sürekli. Şimdi 10 yaşından beri ben futbol oynuyordum. O zamanki eğlencelerimiz yazlık, sinema ve spordan başka bir şey değildi. Dolayısıyla spor camiası çok genişti. Ve siyasetin önüne geçebilen, o zamanki siyasetin önüne geçebilen spor camiasıydı. Çünkü bir yanda top oynuyorsunuz karşısında ama düşman olamıyorsunuz. Ama ayrıştığı zaman bu spor dolayısıyla bir araya getiriyordu. O zaman başka spor dalları da vardı Zeytinburnu'nda ama futbol ağırlıklıydı. Dolayısıyla o bize bir şeyler kattı spor yapma ve genelleşme genel olarak. Çalışan insan olduğumuz için zaten sürekli sosyaldik. Zeytinburnu'nda ben aşağı yukarı 300 bin kişi yaşıyor. Mahallemizde 22 bin kişi yaşıyor. Ben evimden çıktıktan sonra iş yerine gelene kadar 100 tane iş yeri görüyorsam en az 80 yerine selamlaşıyorum yolda. İnsanlarda da gördüğüm bir şey var. İnsanlara bakarsan, gülersen güler, sorarsan hatırını sorar. Sözün özü yani Zeytinburnu'ndan benden memnun değilse ben memnun etmek için çalışmak zorunda hissediyorum kendimi. O kadar seviyorum ben Zeytinburnu'mu. Çünkü millet tatile gider. Ben Zeytinburnu'da dükkanın önünde oturuyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben Zeytinburnu'nu böyle seviyorum. Çok şükür Allah'a iyi ki Zeytinburnu'da oturuyorum.